Soruyoruz abi, mutlu musunuz diye. Hayır. Neden abi? Ekonomik krizler sebep. Sizden vurdu. Herkesi vurdu. Vurmayan insan var mı acaba? Soruyoruz, aslında çoğu insanı vurmamış. Vallahi benim kendime ait evim var. Çalışıyorum. Ben bile geçimde zorlanıyorsam bu kirada oturanlara Allah yardım etsin. Zor abi. Bir iş yani. Öyle kolay bir şey değil. Öyle yok bana vurmadı, yok bana şunu yapmadı, etmedi diyen adam yalan konuşur. Tuzu kuruna olan adam vardır. Ama onun haricinde asgari ücretle ya da ne bileyim 20 bin lira bile maaş alan, 25 bin lira bile maaş alan bir adam şu an imkanı geçinemez yani. Kiralar bile belli zaten. 10 bin liradan 15 bin liradan aşağı kira var mı? Yok. Ya 15 bin lirayı kiraya verdin. Senin faturaların var. İki tane de çocuğun varsa ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Toprak yerler işte ancak. Geçinemez abi, zor. Burada bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan insanlar Allah yardım etsin. Zor bir iş yani. Öyle kolay bir şey değil. Yani, çözüm ne olur? Çözüm ne olur? İşte millet burayı terk eder. Çözüm bu, başka ne olacak? Zaten yavaştan gidiyorlar. Vallahi ben de gidiyorum abi, evraklar topluyorum. Buyur. Ben zaten yurt dışındaydım. Çalışıyordum orada. Nasip oldu geldi. Tekrar geri gideceğim. Allah burada kalanlara yardım etsin. Şey diyemem yani. Yurt dışındaki sıkıntılar burasıyla ölçülebilir mi? Yurt dışındaki sıkıntılar yani işte hatta sosyal medya üzerinden işte görüyoruz, adam kadın can yeleğiyle giymedi diye dünyaya ayağa kaldırdılar. Adamların sıkıntısı bu. Derdi bu yani. Başka bir şey yok adamların. Bir derdi, bir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir derdi yok adamların ya. O yurt dışından gelip buraya gurbetçi olan insanlar da gelip burada konuşuyorlar yani işte. Yok şöyle çok zormuş böyle bir. Tamamıyla yalan. Hepsi yalan. Ben kendi gözümle gördüm. Ben Almanya'ya da gittim. Hollanda'ya da gittim. Belçika'ya da gittim. Hatta buradan tanıyan arkadaşlar da çıkacaktır. Altına da muhakkak yorum yazacaklardır. Buna da inanıyorum. Yani hiç adamlarda bir derdi yok. En büyük derdi işte böyle yani. Ya ne yapsın? Adam akşam benim evine gidiyor, yatıyor cumartesi pazar, cumartesine eğlenmeye gidiyor. Sonra stabilize geliyor, hayatını yaşıyor yani. Bir geçim derdi yok. Ben ilk gittiğim zaman zaten Avrupa'ya girdiğimde markete gözlerim doldu, nutkum tutuldu. Çünkü adamın şundan, hep bundan örnek veriyorum aslında. Muz oluyor kendine. 1 euroya muz oluyor adam. Kendi para bine 1 liraya muz oluyor adam yani. 5 kilo muz olsa 5 euro yapar. Kendi marketinde 3 büyük marketi var. Aldi, Lidl. Bunları biliyorlardır zaten yine oradakilerde. Aldi, Lidl gibi marketlere var mesela. Gittiğin zaman oraya domatesini, mandalinasını, portakalını yani günlük yani mevsimlik sebzesini, mevsimlik meyvesini adam çok uygun fiyata alabiliyor. Ama buradaki marketlere girdiğim zaman öyle bir şansınız yok. Ay, imkanı yok, alabilir mi? Ben market dün burada cumartesi pazar günü pazar vardı. Ben kendim gidiyorum zaten buradaki pazara. Çelebi girdim, bir alışveriş yaptık. Balıktı, işte domatesti, salatalıktı, sebzeydi, meyveydi. Muz aldık, şeftali aldık. Bir gidiyorum ya, gücümüz var. Ben alabiliyorum. Alamayan Allah yardım. Aldık, hesapladım. 1000 liralık olmuşuz. 1000 TL para vermişiz sadece böyle yani domates, salatalık işte şeftaliydi. Ondan sonra işte ne bileyim incirdi, üzümdü, bu tür şeyler. 1000 lira para vermişiz. Yazık günah. Ama bu insanların artık irkilmesi, bir sirkilmesi lazım. No. Yani ne oluyor? Ne olacak? Nereye kadar gidecek? Ne yapabileceğiz? Diyorum ya, ben giderim. Ben tır şoförüyüm. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Ben bugün vizeye başvuru yapsam gene vizemi alır çıkar giderim. Hatta inanmayan da varsa benim cebimde hala kartlarım bile durur yani benim. Buyurun. Bu kargo kartım. Avrupa'daki bütün limanlara giriş kartım yani. Buyurun. Yazık bu insanlara, yazık. Günah. Soruyoruz ablacığım, mutlu musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Mutluyuz, mutlu. Çok mutluyuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Soruyoruz abi, mutlu musunuz? Vallahi neden yok? Hem de çok mutluyuz. Evet, hayat şartları nasıl abi? Geçinebiliyor vallahi musunuz? Vallahi biz de alem kimi. Her yer batmış. Ne yapacağız? Hayat zor. Biz de kendi hayatımız zor eder. Olmuyor. Değil doğru mi? Ha, mecbur yaşamamız lazım. Hayata göre uyanma şeyimiz bu. Aynen öyle. Evet. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak? Mecbur çalışacaksın. Sabahtan akşam çalışacaksın. Mecburuz yani. Mecbur yani. E nasıl idare edeceksin? Çocuk çocuk şeyler var, masraflar var. Çalışması olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet, çoklar da görüyoruz. Bazı otur istediler çalışmadan para kazansa nasıl olur? Hiç olmaz. Yani seçimde kime oy verdin abi? Oy verdik. Vallahi ben AKP'ye verdim. AK Parti. Evet verdim. Olası bir erken seçim olursa. Evet. Yine AK Parti. Vallahi bak neden oyuna AK Parti verdim? Neden veriyorsun? Neden verdim? Ben o yanda MHP'ler var. Biz çok seviyoruz MHP'leri. Çünkü orada koalisyonlar var. Milliyetçi hareket var. Evet. Orada biz onları çok severiz ki onlar bizim dilimize sahip çıkırlar. Sadece yok sadece mesela dilime sahip. Konuşuyoruz ki nerede Türkler var onlar sahip çıkıyor. İkisi beraber. Büyük bir destekli. Biz ondan dolayı ona veririz. O birisiler de hepsine saygımız, hürmetimiz vardı ama... Abi gençler niye şikayetçi bu durumdan? Ya herkes kimi konuşacağım diye para o yetmiyor, baha o kiralar baha o çarşılar yetmiyor ama her yer öyle. Arkadaşınız mı? Yok tanımıyorum onu. Tanımıyorum. Nasıl tanımıyor ya abi? Tamam. Tanıyorsun abi beni. Ne kimsin sen? Ben? Evet. Tanıyorsun abi. Ben kimim? Sen kimsin? Sen kimim? Tamam kardeş. Öyle yani. Evet. İşte buradaki insanlar var, bilet çadırları dolanıyor. Ondan sonra diyorlar yetmiyor para. Masraflar, şeyler. Çalışmıyorlar diye. Çalışmıyorlar. Evet. Ne ya çalışan da yetmişse mecbur. Abi, bir evde... Ben yetmiyor. Abi şu gördüğünüz kardeş, hepsi çalışıyor. Bir evde önceden... Neresin? Bir dakika. Nerelisin? Ben mi? Kerkülüyüm. Kerkülüyüm. Ana. Evet. Bana bu kadar yeter abi. Tamam yetsin. Bir evde önceden bir tane çalışır diye yetirdi. Şimdi olmuyor. Gittik çalışmak lazım. Ne yapalım? Bizim ülkenin durumu bizimkinden daha iyi abi.
Sıkıntı burada mı? Ya işte ne yapalım? Ne yap? Her yer öyle. Bence daha iyi abla. Her yere giriş ücretim var zaten. Her yer öyle. Her yer bağlı. Her yer ne yapalım? Mecbur ne yapacaksın şimdi? Mecbur ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Torbacılık yapacağız. Yap. Yap. Kardeş yap. Kazanmamız için ne yapacağız? Çalışıyoruz yetmiyor. 2-3 yıl. Yap. Okuldan çıkmışım abi. Görmüyor musun? Okuldan çıkmışsın. Eşarbımı yan bağladım abi. Görmüyor musun? İyi yapmışsın. Yap yap. Çalış. İyi. Tamam çalışıyoruz da. Gençsiz. Bir dakika. Umutsuz. Siz gençsiniz. Biz umutuz da abi. Umudumuzu söndürdüler. Allah'ını seversen ya. Öyle değil. Biraz daha şey olun. Değil. Bence öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum abi. Kolay gelsin. Ben çok şey düşünüyorum abi. Ne gibi bir şey söylemem istersin abi? Şöyle kameraya bak. Eşarbını da güzel bağlamışsın abi. Teşekkür ederim abi. Her şeyi güzel anlattın. Keyfi farkı. Abi nasılsın? Mutlu muyuz? Teşekkür ederim. Mutluyuz elhamdülillah. Geçinebiliyor muyuz? Biraz sıkıntılar var ama o geçecek. Ne zaman abi? İnşallah kısa zaman. Var mı böyle bir umudunuz? Var. Gençler niye abi umutlu değil? Gençlere anlatsam bile sanki dinlemiyorlar. Gençler anadan babadan yediklerinden çalışmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Galiba ondandır. Sürekli yiyorlar diye. O kadar da değilse de çalışarak kazanmak ayrı bir şeydi. Siz abla ne düşünüyorsunuz? Abla hiçbir şey diyemeyeceğim. Hayattan çok şey değilim yani. Kopuk yaşıyorsunuz. Efendim? Hayattan kopuk mu yaşıyorsunuz? Çok memnun değilim. Çok memnun değilim. Evet. Çok her şey çok pahalı. Ortam, hayat şartları çok zor. Ondan sıkıntılanıyoruz. Gelirimiz yok o yönden. Çok sıkıntılıyız. Büyüklerimize sesleniyorum buradan. Lütfen emeklilere yardımcı olsunlar.